Aslında şimdi ikili bir bunu açıklayacak şey yapacağız. Ben biraz yöneticilerimizin ve sağlık kurumlarının sorumluluğundan bahsedeceğim ya da sorumsuzluğundan bahsedeceğim. İntihaliye uzmanımız Mine de genel olarak şehirde gördüğü eksikliklerden bahsedecek halkımızın, vatandaşlarımızın tavırlarıyla ilgili olarak. Şimdi benim tespit ettiğim, gözlemlediğim şey birincisi şu. Mutant virüs muhtemelen Çanakkale'de çok etkili oldu en başından beri bu kadar hızlı yayılmasında. Sadece Çanakkale'de değil Marmara bölgesinde. Ama bizim bilimsel olarak bunu engelleyebilme şansımız mevcuttu. Yani bunun altını özellikle çizelim. Bu COVID enfeksiyonu önlenebilir, bulaşması önlenebilir bir enfeksiyon. Tedavisi ortada yok ama bulaşı önleyebilirdik. Dolayısıyla aşama aşama veriler Sağlık Müdürlüğü önüne geliyordu. Her gün vakaların kaynakları belli. Mesela nerede bir artışa geçtiği, ilçe merkezi, mahalle odaklı, işte fabrika odaklı olabilir. Her yerdeki vaka sayısı Sağlık Müdürlüğü'nün önüne geliyor. Ve bir yerde bir artışı görüyorsunuz. Ne yapmanız gerekir? Orada gerçekten temaslıları tespit edip ayırmanız gerekir. Ve gerekirse o bölgeye çok hızlı ekstra test uygulamanız gerekir. Üçüncüsü de ne? Ciddi karantina uygulamalarınız gerekir. Yani benim özellikle iddia ettiğim şey şu. Temasların tespiti, test uygulanması ve karantina uygulamalarımızda muhtemelen ciddi eksiklerimiz olmuş ki biz bu noktaya gelmişiz. Mesela karantina uygulamalarında bir zayıflık tespit ettiysek ki ediyoruz ki her hafta artıyor. Ne yapılabilirdi? Yurtlar karantina için ayarlanabilirdi. Bunlar zamanında yapıldı. Peki neden şimdi yapılmadı? Bir takım önleyici önlemler alınabilirdi. Ne yapılabilirdi? İl ve ilçeler arası ulaşım sınırlandırılabilirdi. Merkezi güçlü kararlardan önce yerel bir takım kararlar alınabilirdi. Neden yerel inisiyatifler uygulanmadı? Neden yerelden, valilik üzerinden ve sağlık müdürlüğü üzerinden bir inisiyatif kullanılmadı? Ben bu noktaya gelişimizin kesinlikle önlenebilir olduğunu ama önlenemediğini, önlenmediğini düşünüyorum. Karantinaya alınan kişilerin takibini yapan ekipler Çanakkale'de başından beri oturtulamadı. Neden oturtulamadı? Şu anda bu imamlar üzerinden yürütülüyor. Yalnız imamların telefon açması üzerinden, yani yerinde kontrolü asla yapılamadı. Devamlılığı sağlanamadı. Aynı dolayısıyla zamanda, insanların evet insanların karantinada olup olmadığını gerçekten net bir şekilde biz öğrenemedik. Coşkun hocamız var, halk sağlığı hocası. Onunla bunu konuşuyoruz. Bize bu bilgileri aktaran o. Çünkü biz ilk pandemi kurulunda değiliz. Söylediği şey şu. Yani şey olsaydı, bunu güvenlik ekipleri takip edebilseydi insanların karantinada olup olmadıklarını, çok daha güvenlikli olurdu. Yoğun bakım doluluk oranımız, COVID yoğun bakım doluluk oranımız %85'lerin falan altına düşmüyor. Bir gün önce bizim devlet hastanesi için %100'dü. Yani tamamen hepsi doluydu. Bir gün sonra 5 açığımız vardı. Bu %85'in üstü oluyor. Dün BİGA için söyleyeyim. BİGA'da bizim yönetim kurulumuzdan Ahmet Zeren çalışıyor. Birebir COVID vakaları takip ediyor. Dün 5 tane vefatımız var BİGA'da. Ve COVID yoğun bakımı tümüyle doluydu. Yani yer açıldıysa, mesela bugün yer varsa, gerçekten o vefatlarımız sayesinde, kayıplarımız sayesinde yer var. Çanakkale'de bakanımız belki diğer yoğun bakımların boş yataklarını hesaba katıyor olabilir. Ama böyle dediğinizde halkın algılaması biraz bozulmuş oluyor. Çünkü COVID hastası geldiğinde biz onu boş nöroloji yoğun bakımına yatıramayız. Boş kardiyoloji yoğun bakımına yatıramayız. Dolayısıyla COVID yoğun bakım doluluk oranlarımız çok ciddi yüksek. Şimdi hocam bir de vatandaşlar şunu merak ediyor. O yoğun bakımlarda neler yaşanıyor? Yani sağlıkçı o yoğun bakımda sabah mesaiye başlayıp akşam orayı terk edene kadar neler görüyor, neler yaşıyor? Şöyle diyeyim.
Hasta yakınları açısından şöyle çok ciddi bir sıkıntı var. Hastalarıyla ilgili gün be gün bilgi almak istiyorlar. Hastalarını çok merak ediyorlar. Hani bunu çok iyi anlıyoruz. Hastalarıyla ilgili kaygıları çok yüksek. Haklı olarak yalnız sağlık çalışanlarının birebir zaten temasta olan hasta yakınlarıyla devamlı yani hasta yakınlarının da her talebiyle bilgi vermeleri mümkün değil. Sağlık çalışanları bu anlamda çok zorlanıyorlar. Bu konuda gerçekten hasta yakınlarının zorluklarını da çok iyi tahmin ederek, endişelerini de çok iyi anlayarak gerçekten olabildiğince sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmaları ve sabır göstermeleri yönünde telkinde bulunmak istiyorum, rica ediyorum. Sağlık çalışanlarının durumu da şu, önünüzde insanlar var, bilinçleri açık ve nefes alamıyorlar. Yani su içirmek istediğimde bile oksijen maskesinden ayrılmamak için çırpınan hastamı görmeye dayanamıyorum diyen hemşirelerimiz var. Karşınızdaki insanlar da etten kemikten, onlar da hissediyorlar ve bu tablonun karşısında, karşılarında bu kadar insanın hızlı kayıpları karşısında onların da moralleri çok bozuk. Ve emin olun bütün bu moral bozukluklarına rağmen çok üstün, çok yüksek saatlerde çalışıyorlar. Haftalık 40 saatin çok üzerinde çalışıyorlar. Buna rağmen gerçekten bu özveriye devam ediyorlar. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine değer vermediğini hissediyorlar. Kendilerinin o değeri görmediğini düşünüyorlar. Çünkü ya bunu söylemek istemem ama ekonomik gerçekten sağlık çalışanlarını bu dönemde bu şekilde çalışan sağlık çalışanlarını destekleyici hiçbir şey yapılmadı. Çok net söylüyorum. Bunu neden söylüyorum? Bizim yaptığımız bu emeğin, arkadaşlarımızın yaptığı emeğinin maddi bir karşılığı gerçekten olamaz. Hakikaten bunun maddi bir karşılığı yok. Ama insanlar kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. Minnet duygusunu canlı olarak hissetmek istiyorlar. Hani bu anlamda önemli. Yoksa diğer türlü zaten o yapılan işin gerçekten maddi bir karşılığı olamaz. Önce toplumda Sinovac mı olayım, BioNTech mi olayım tartışmaları başladı. İnsanlar güvenemediler. Aşı sırası gelenler aşı olmaya gitmediler. Şimdi bu yaşanan süreçte en çok konuşulan konu da bu. Sinovac mı olunmalı yoksa BioNTech mi olunmalı diye. Aşı konusunda özellikle İtalya uzmanımız, COVID hastalarını poliklinikte, serviste takip eden İtalya uzmanımız Mine Hanım'ın muhakkak söyleyecekleri olacaktır. Belki Mine'nin halkımıza önerileri de olacak. Özellikle dikkat etmemizi isteyeceği şeyler de olacak. Şimdi şöyle, Güleda zaten çok güzel değindi. O neden Çanakkale'de vakalar çok arttı? Evet, bazı eksikler vardı, yönetimsel eksikler. Bence bunlar da en önemlisi de aşı. Aşılamalar çok uzun vadede yapıldı. Aşılamaların ivedilikle yapılması lazımdı. Avrupa ülkelerini görüyorsunuz, İngiltere normalize oldu. Halkının %30'unu aşıladıktan sonra normalize oldu. Biz de hızlıca aşılanmalıyız. O yüzden bireysel olarak zaten danışanlarımız oluyor. Mutlaka değerlendiriyoruz vaka bazında hangi aşının daha uygun olduğunu. Ancak özel bir durumu yoksa mutlaka hangi aşı olursa olsun ulaşabildiği ilk aşı olmalı, ivedilikle. Çünkü bu hastalıktan, enfeksiyon hastalıklarından korunmanın eğer aşıyla korunmak mümkünse yapılacak en güzel iş hızlıca aşı olmaktır. Ve toplumu hızlıca aşılamak gerekiyor, varyasyonlar oluşmadan. Çünkü varyantlar oluştuktan sonra aşı yanıtları düşüyor. Aşı yanıtlarının düşmeden hızlıca aşılamak gerekiyor. Şimdi 55 yaş altına indi. Bunda tabii biraz politikanın değişmesi lazım aslında. Okullarımızın açılması lazım. Öğrencilerimiz bir yıldır evde. Tam 16-17 yaşında çocuklar evdeler. Tam gezmesi, eğlenmesi gereken, sosyalleşmesi gereken. O yüzden öğretmenleri öne çekmeliler mutlaka, hızlıca. Eylül ayına kadar hatta o aşıları öğrenci grubuna da indirmeliler. Hatta bazı bölgelerde Çanakkale gibi, İstanbul gibi toplu aşılamalar yapılabilir. Bulduğumuzu aşılayabiliriz, biz yaparız bunu. Aşılama protokolünde vardır bu. Okullar bomboş şu anda. Okullarda aşılama yapabiliriz aslında. Çünkü Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi 1 milyon, 2 milyon doz aşı yapabiliyoruz biz günlük. Ve sağlık çalışanları aşılarken bunu gördük. 5 gün içerisinde aşılandık biz. Hepimiz, tüm sağlık çalışanları. Çünkü bu potansiyele sahibiz. Devlet hastanesi, devlet hastaneleri bu işe girdi. Aile hekimleri var bu işin içinde. Dolayısıyla biz bu performansa sahibiz. Sadece aşı olmalı ve ivedilikle aşılanmalıyız. Bir sonraki sorum da... Hanım da söylediği gibi yoğun bakımlar dolu. Onlarda şu anda normal yoğun bakım yok. Tüm hasta, tüm COVID, hepsi COVID. Normal yani kaza geçirseniz yatacağınız yoğun bakım yok şu anda.
hep COVID yoğun bakım. Klinikleri de dolu. Yani şöyle sayı vermek çok mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Klinikler dolduğu zaman arkadaşlar vizit atıyorlar. Genel durumu en iyi olan hastaları taburcu etmeye çalışıyorlar. Kötüleri alabilmek için. O yüzden doluluk oranları bence %100'e yakın. Hocam, ailede fertlerinden herhangi birisi koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra aynı evin içinde ne yapılması lazım? Yani nelere dikkat edilmesi lazım? Yani aynı evin içinde özellikle izolasyona dikkat edilmeli. Pozitif olan kişinin mümkünse ayrı bir odada kalması, aile fertleriyle bir araya gelmemesi, gelmek zorunda kaldığı zamanlarda mutlaka maske olayına evde kullanılması, sadece dışarıda değil, kullanılması önemli. Mümkün olan ilişkileri en aza indirmek ve semptomları, yani bulguları takip etmek önemli. Çünkü evdeki diğer kişilerde de bulaş olup onlarda da hastalık başlayabilir. Şikayetleri olanlara da bildirmeli. Onlar da temaslı olarak karantinada oluyorlar. Onların da tekrar testlerinin alınması gerekiyor. Uygulamada da zaten bu şekilde yapılıyor. Yani sonuçta bizler yapmasak da aile hekimleri, yani bu işte görevli filyasyon ekipleri testleri, şikayeti olanlara testleri yapıyor. Bizler telefonla izolasyondaki kişileri takip ediyoruz. Şikayetlerini işte bakanlığın protokolüne göre gün aşırı aramaya çalışıyoruz. Şikayetleri olduğunda bildiriyoruz test alınması için. Yetişebildikleri süre içerisinde testleri alınıyor. Yani bu bir de benim halkımızdan istediğim bir karantinada, izolasyonda olan kişilerden evde kalmaktan sıkılıp dışarıya gidenler çok oluyor. Onları takip edemiyoruz. Aslında en büyük sorun da bu. Pozitif olan kişiler bile dışarıda oluyor. Bizler hastaneye gitmeye korkuyoruz deyip ilaç yazdırmaya gelecektim diye pozitif olan kişilerle karşılaşıyoruz. Pozitif ve karantinada bizim telefonla takip etmeye çalıştığımız kişi karşımıza gelip aile sağlığı merkezinde ilaçlarım bitti, benim onları yazdırmaya geldim diyebiliyor. Yani bunları önüne geçelim. Yani bunların duyurularla halka sürekli hatırlatılması önemli. Yoksa her şey güzel, aşılama da güzel gidiyor diyerek önemli olmadığı konusunda bu hastalığın bazı algılar yaratılınca vatandaş da bu algılara yanılıp dinlemiyor. Bu işe çok güzel izolasyon uyanlar olduğu gibi uymayanlar da çok. Karantinadaki bölgeden çıkıp dışarıda dolaşan kişiler de var. Takip de edilemiyor ne yazık ki. Yani en büyük sıkıntı bu. Hastanelere gitmeye korkuyoruz diyerek gelenler çok fazla. Ama bu arada bizim devamlı işte bebek aşılarımız, gebe takiplerimiz, yani diğer işlerimiz de rutinde yürüyor. Sonuçta COVID pozitif kişi geldiğinde o diğer kişilerle, aşı için gelmiş bir gebeyle ya da bebekle aynı ortamda bulunabiliyor. Ayrıca aşılamalar için randevularda aşılamaya geliniyor. Yani randevu alanlar geliyor, kalabalık oluşuyor. Çünkü aile sağlığı merkezlerinin o bekleme salonları çok geniş değil. Yani kalabalık oluştuğunda bulaş riskini arttıran bir şey. Bunu da önlemenin yolu, baştan beri önerdiğimiz aşılama merkezleri uygulanması aslında gerekirdi. O ne yazık ki uygulanmadı. Yani bir aşılama merkezleri uygulansa, oralarda aşılamalar yapılsa çok daha iyi sonuç ve çok daha hızlı aşılama yapılabilirdi. Ve son haftanın sonunda 55 yaş altına aşılama hakkı verildi ama randevu alamıyorlar. Yani Mayıs başına kadar da randevu alamıyorlar ne yazık. Çanakkale'nin kalbi dediğimiz bölgeler var. Mesela Kordon Boyu, Özgürlük Parkı, Halk Bahçesi gibi. Daha geniş alanlarda hem vakit geçirme hem oksijen ihtiyacı, ki artık havalar da ısınmaya başladı. Kordon Boyu, Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi gibi alanların kapanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunlar vakaları düşürür mü? Yani etkin olur mu? Çok zorunlu kalındığını biliyorum şimdi, hani oraları kapatmak üzere çok zorunlu kalındığını. Şundan dolayı gerçekten çok ciddi bir toplaşma noktaları haline geldi. Ama ideal yöntem kesinlikle bu değil. Neden ideal yöntemi söylüyorum? İdeal yöntem açık alanda insanların bir araya gelebilecekleri yerlerin kapatılması değildir. İdeal olan, şu anda ideal olan aslında kapalı mekanlarda toplaştığımız nedir? İş yeri ve üretim aşamasında kapanmayı sağlamaktır. 14 gün en azından ve 28 güne çıkarılabilir. Bunu sağlamaktır ve bulaşı yavaşlatmaktır. Sonuçta biz kapalı mekanlarda, tüm iş yerlerinde, kapalı mekanlarda bir arada bulunmaya eyvallah diyoruz.
Ama açık havada kesinlikle insanlar bir araya gelmesin diye kordonu, Özgürlük Parkı'nı kapatıyoruz. Kesinlikle ideal olan bu değil. Zaten hani böyle bir uygulama şeyde olmaz gerçekten de. Avrupa Birliği'nde olmaz. Ama hani hiçbir tarafı iş yerlerini kapatamıyoruz. Oradaki aynen, bulaşa bari engel olalım mantığıyla hareket edildiğini biliyorum. Yani olması gereken insanların kapalı mekanlarda bir araya geldikleri her türlü iş yeri ortamını da kapatmaktı. Ve bence Türkiye Devleti'nin buna gücü yeterdi, yetebilirdi. Ama tercihleri bu yönde olmadı. Peki hocam, 23 Nisan ile 17 Mayıs arasında bir tam kapanmadan söz ediliyor. Belki uygulanabilir diye şimdi vatandaşlarımız için soruyorum da onu. Tam kapanma nedir? Yani tam kapanmadan kasıt nedir? Vatandaşlar ne yaşayacaklar o tam kapanmada? Tam kapanma denilen şey de sonuçta tüm üretimi aslında hayatı durdurmak. Dolayısıyla insanların daha çok evlerinde kalması. Ama bunun sosyal ve ekonomik desteksiz olabileceğini düşünebiliyor musunuz? İnsanların ekonomik elektrik faturaları gelmeye devam edecek, su faturası gelmeye devam edecek, borçları bir yandan geçmeye devam ederken ya da sizin gıda almak üzere para kazanmanız gerekirken nasıl tam kapanmayı gerçekleştireceksiniz? O yüzden biz diyoruz yani ekonomik destekli, sosyal destekli bir tam kapanma. Yoksa insanların dediğim gibi günlük hayatlarını sürdürmesi için gereken asgari güvenceyi vermezseniz tabii ki tam kapanma sağlayamazsınız. Başından beri ama kaçınılan şey bu tam kapanma. Başkanım, bir de çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Niyete yani Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin önemli bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte yönetimde bazı sıkıntıların da olduğunu ifade etmiştiniz. Onlarla ilgili bir açıklama olabilir miyiz sizden? Yani sağlık müdürümüzle başhekimimizin hani uyumlu çalışamadıklarını artık Sağır Sultan bile duydu. Hani böyle bir gerçek var ve bu gerçeğin altında Çanakkale Devlet Hastanesi çalışanları, bence bütün sağlık camiası etkileniyor. Sonuçta bir uyumlu çalışma ortamı hepimiz için çok önemli. Yani tabii neyin gerginliğidir, neyin kavgasıdır, neyin paylaşımıdır biz onu bilemeyiz. Ama sonuç olarak bu gerginliğin kesinlikle azaltılması gerekiyor, uyumlu çalışmanın sağlanması gerekiyor. Yani dönem başka gerginliklerin, çekişmelerin dönemi değil. Tabip Odası İl Pandemi Kurulu'nda mı? Eğer değilse Tabip Odası İl Pandemi Kurulu'na alınmalı mı? Ya da İl Pandemi Kurulları'nda sizin bildiğiniz kimler vardır ya da kimlerin olması lazım? Çünkü pandeminin en başından beri Türk Tabipleri Birliği bunu talep etti. Neden talep etti? Çünkü bizim sağlık adına söyleyeceklerimiz var. Sadece biz değil, bütün sağlık emekçilerinin sendikaları da öyle. Yani sonuçta bizim hastanemizdeki sendikaların da o kurulda bulunması gerekirdi. Atıyorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası İl Pandemi Kurulu'nda. Tabii ki olsun, olmalı zaten. Ama Çanakkale Tabip Odası'nın olmadığı bir yerde düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten orada yapılan tartışmalar Çanakkale Tabip Odası'nın olmadığı bir yerde gerçekten eksik ve yanlış kalacaktır. Zaten yürümeyen, gitmeyen pandemi yönetiminden de bu ortaya çıkmıştır. Sendikaların tabip odasının olmadığı bir yerde pandemi yönetimi yapılmaya çalışıldı. Bu arada biz sağlık müdürümüzle aylardır bir görüşme sağlayamadık. Görüşme talep etmemize rağmen biz hiçbir şekilde muhatap alınmadık. Biz bu şehrin bir parçasıyız. Bu şehrin sağlık adına söz söyleme yetkisine sahip bir kurum muyuz? Ve şunu da söyleyeyim, tabip odası sadece bir sivil toplum örgütü değil, kamu yararına çalışan bir kurum olarak geçen çok özellikli bir kurumdur. Hani onun da özellikle altını çizmek isterim. Evet, bu yasalarla böyle geçer. Başkanım sözüne üzerine bir şey eklemek istemiyorum da ben Mine Hanım'dan açıkçası siz sorunuzu, ben Mine Hanım'a sizin adınıza bir soru sormak istiyorum. Kimler hangi durumda? Şimdi halkımız en çok merak ettiği evde insanlar var, COVID'le temasları var veya kimi semptomları gösteriyor ve test yapmak istiyor. Kimler hangi durumda test yapmalı, nasıl korunmalı evdekilerden? Bu konuyla ilgili lütfen. Bizim şimdi Sağlık Bakanlığı rehberi sağlık çalışanları için ayrı temas tanımlar, sağlık çalışanı olmayan insanlar için ayrı temas tanımlar. Sağlık çalışanları için temas bambaşkadır. Onlar da farklıdır uygulamalar. Ben halk için olanı söyleyeyim.
Yani pozitif bir vakayla temasınız varsa 10 gün kendinizi bulgular açısından takip edersiniz. Ama bunda da yüksek riskli temas ve riskli temas olarak değerlendirilir. 10 gün içerisinde klinik bulgularınız eğer ortaya çıkarsa, öksürük, balgam, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi, o zaman mutlaka hastaneye başvurmanız gerekiyor. Güleda Hanım da söyledi, filyasyon çalışmaları ile ilgili sıkıntı var diye. Muhtemelen bu süreçle ilgili bir sıkıntı var. Toplantı başlamadan önce sizle de konuşmuştuk. 65 yaşın otobüslere binememesi konusu. Hastane çok uzak biliyorsunuz. Taksiye bindiğinizde minimum 50 ya da 60 lira alıyor. Yani insanlar bu parayı vermek durumunda değil. Yani 100 lira. Yani bu bence ciddi bir şey. Yani bu uygulama değişebilir mi? Ya da özel bir uygulama mı yapılabilir? Otobüs sayısı arttırılabilir mi? Yani bunlar hani belki il pandemi kurulunda olsak sağlık açısından olan pek çok şeyi de söyleyeceğiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Her ilin bir dinamiği vardır. Bizim için Kordon çok değerli, Özgürlük Parkı çok değerli, Kepez Kordon çok değerli, Güzel Yalı çok değerli. Çünkü nefes aldığımız yerler. Bunun bence gerçekten düzenlenmesi lazım. Belki kişi sayısı, çekirdek aileler şeklinde gezilebilir. Ama insanların nefes almaya gerçekten ihtiyacı var. Böyle yaparak aslında neyi sağlıyoruz biliyor musunuz? Köylerde patlamaya neden oluyoruz. Çünkü herkesin bir köy ayağı var ve herkes burada gezemediği için köyüne gidiyor ve köyler enfekte oluyor. Pek çok bigada, çanda, pek çok köy kapatıldı biliyorsunuz. O yüzden son olarak lütfen bireysel önlemlere dikkat edelim. Lütfen. Çünkü sağlık çalışanları gerçekten çok yoruldu. Son olarak o zaman şeyi de soralım hocam. İki doz aşıyı olduktan sonra ola ki vakaya yakalandık. Testimiz de pozitif çıktı. Nasıl bir seyir durumundan geçiyoruz? Yani daha hafif mi atlatıyoruz? Çünkü en çok merak edilen konulardan biri de bu. Yoksa böyle bir ölümsüzlük iksiri bize enjekte edilmiş gibi biz hiç vakaya yakalanmadan dolaşıyor muyuz? Yok, öyle değil. Şöyle aslında. Şimdi tüm aşılar için pek çok aşı var biliyorsunuz. Şu anda BioNTech geldi. mRNA aşısı. Bütün aşılar için ölüm ve yoğun bakıma yatış ihtimali %100 ortadan kalkıyor. Ama hastalanma ihtimali ortadan kalkmıyor. Ama vakalar hafif. Bunu da zaten şöyle gördük. 65 yaş üstü vakalarımız ve yoğun bakıma yatışları azaldı. Şu anda takip ettiğimiz vakalar maalesef 35 ile 50 arası. Yani aşılanmamış grup. Onlar çok ağır geçiriyorlar. Yani aşıların o yüzden etkili olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi otoriteler bize artık tamamdır, bu iş bitti demedikleri sürece asla bireysel önlemlerimizi ara veremeyiz.